diye aranıyor. Ziya Osman Sabah. Bütün şiirleri. Yedi Meşale grubunun ölünceye kadar şiire sadık kalmış büyük sanatçısı Ziya Osman Sabah. Yaşamının son yıllarında bütün şiirlerini iki kitapta topladı. Geçen Zaman ve Nefes Almak. Adlarını verdiği bu iki kitabını bugün tek bir ciltte okurlarımıza sunuyoruz. Son kuşakların aşırı duyarlılığı ve klasik biçim kurallarına sadıklığı ile tanınmış bu gerçekten soylu şairi, bugün de sanat değerinden hiçbir şey yitirmemiştir. Onun insan serüveninin en derin, en acı gerçeklerini dile getiren şiirlerini bu kitapta siz de hayranlıkla okuyacak ve seveceksiniz. 25 lira ikinci fiyatı. Yapıştırılmış. Bu dördüncü basılmış bütün şiirleri 1928-1957. Bu 1974. Bu ciltte bir araya getirilen iki kitaptan Geçen Zamanın ilk baskısı 1943'te, ikinci baskısı Şubat 1950'de, üçüncü baskısı Kasım 1961'de yapılmıştır. Nefes Almak ise şairin ölümünden sonra ilk baskısı Şubat 1957'de, ikinci baskısı Haziran 1962'de yapılmıştır. Çok asil şiirler var. Geçen Zamandan başlayayım. Hiç olmazsa unutmamak isterdim. Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar. Yalnız bırakmayın beni hatıralar. Az yanımda kal çocukluğum. Temiz yürekli uysal çocukluğum. Ah, ümit dolu gençliğim. İlk şiirim, ilk arkadaşım. İlk sevgim, doğduğum ev, rahatlayacak içim, duysam bir tek kapının sesini, arıyorum aklımda bir ninni bestesini. Böyle uzaklaşmayın benden yaşadığım günler, güneş getir bir bayram sabahını. Açılın, açılın tekrar, çocuk dizlerimdeki yaralar. Hepiniz benimsiniz, mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar. Yalnız hatırlamak, hatırlamak istiyorum. Nerede kaldı, nerede kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün. Rengine doyamadığım o sema, ahengine kanmadığım ırmak. Bırakıp her şeyi nereye gidiyorum? Neler geçmişti aklımdan, nedendi ağladığın, neydi güldüğün, ah, nasıldı yaşamak? 1941. Bunlar ipli olan kitaplar. Ortasında ipek ipler var. Bunlara cilt diyoruz. İkinci Beyler'de özellikle 848 sokakta. Ve Üçüncü Beyler'de birleştiği o küçük ara sokaklarda ciltçiler vardı. Beri'de de ciltçiler vardı. O Kemalaltı Camisi'nin polis karakolunun ortasından geçen sokağın da sağında sonunda orada ileride ciltçiler vardı. Bir de yaraya dikkat ettim. Açılın açılın tekrar çocuk dizlerimdeki yaralar diyor. Biz dağlarda çok düşerdik, dağlar engebeli ve yaralarımız olurdu. Oralara iki türlü dağda müdahale ederdik. Birincisi toprak çok temizdi, toprak koyardık.
şimdiki gibi asit yağmurları, hormon, zirai ilaçlar, zehirler, kirli gazlar yoktu. Ve ayrıca anneannem bana derdin edim yaranın üstüne işe. Sonra bir filmde gördük hep beraber. Ortada aynı sahneyi gördük. Şimdi bir tane de bir güzellik yapayım bakayım. Şöyle şuradan. Evet, yağmur. Yağmurlu bir günde. O kadar istedi ki bir şeyi bugün için. Dedim kendi kendime, bari çocuk olayım. Bana bir camdan yine seyrettirseydi dadım, yağmurun yağdığını bahçede sicim sicim. Üşümezdi bu yağmur gününde böyle içim. Kulağıma öpüşle fısıldaysaydı adım. Artık dönebilseydim geriye adım adım. Benim işte kalmamış önümde bir sevincim. Dünler, evvelki günler, geçen aylar ve yıllar. Beni götürseydiler doğduğum eve kadar. O evin taşlığında sevinçten ağlasaydım. Son günümde olsaydım ufak, o kadar ufak ki yavaşça en tatlı bir masala dalarak